Doğası, havası, suyu ve yeşil alanlarıyla daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak hepimizin elinde. 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetildiği, çevreyle dost planlı kentleşmenin esas alındığı ve çevre kirliliğinin önlendiği bir gelecek hepimizin görevi. Bu konuda ise çevre hassasiyetinin ve bilincinin geliştirilmesi gerekiyor. Gün dolayısıyla yayınlanan mesajlar şöyle. Vali Özdemir Çakacak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında dünyamızda yaşanan küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre sorunlarını hatırlatmak, kamuoyunda çevre bilinciyle hassasiyetinin oluşmasına vesile olmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla 1972 yılından bu yana ülkemizde ve dünyada 5 Haziran Dünya Çevre Günü gün olarak kutlanmaktadır dedi. Vali Çakacak doğal ve tarihi güzellikleriyle çok zengin bir ekolojik ortama sahip olan ilimizde bir yandan Ekonomik büyümeyi desteklemek, bir yandan da çevre kalitesini daha da arttırmak, havasıyla, suyuyla, yeşil alanlarıyla daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak temel hedefimizdir. Bu noktada dünyadaki en yaşanabilir ve en güvenli şehirler listesinin üst sıralarında yer alan ilimizin gerek sanayi, gerek tarım, gerekse turizm alanlarında daha da kalkınması için çalışırken bizler de çevreye karşı sorumluluğumuzu unutmadan adımlar at ...gayret gösteriyoruz şeklinde konuştu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajında... ...dünyamızın doğal kaynaklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Başkan Kurt, tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını, doğanın, çevrenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ne yazık ki dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşıyoruz şeklinde konuştu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, çevre sorunları karşısında çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağız dedi. Başkan Ataç, dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor dedi. Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü koronavirüsünün küresel ölçekteki salgın tehdidi altında kutlarken çevremize ve dünyamıza ne ölçekte sahip çıkabiliyoruz, sahip çıkmak istiyor muyuz? Yaşamakta olduğumuz küresel kriz bir kez daha gösterdi ki insanlık bir parçası olduğu doğanın sahibi gibi davranmaktan ve bir avuç insan topluluğunun önüne geçilmez kar hırsıyla doğal değerleri talan etmekten ve yağmalamaktan vazgeçmezse bugünden geleceğe insanlığın yaşamını sürdürmesi neredeyse olanaksız olacaktır. Gördük ve anladık ki kriz küresel çözümde küreseldir. Çünkü krizin temel nedeni küresel ölçekte iklim değişikliği ve buna yol açan doğanın tahrip edilmesidir, dedi. Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu adına Çevre Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Nezahat Telci de bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi. Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu olarak Sağlıklı Çevre, Sağlıklı Yaşam, Doğaya Nefes Olalım sloganıyla yerelden genele birçok etkinliklere imza atıyor. Çevre mücadelemizi STK'lar ve kurumsal kuruluşlarla birlikte vermeye çalışıyoruz. Küresel düzeye ulaşan koronavirüs krizinin yaşanmakta olduğu bu dönemde yaşanan yavaşlama nedeniyle Avrupa'da elektrik talebindeki düşme 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük talep düşüşü olarak kayda geçmiştir. Olumlu bir gelişme olarak fosil yakıt üretimi düşmüş, yenilenebilir enerji üretimi yükselişini sürdürmüştür.